Evet, Tayland'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bangkok'tayız. Şöyle bir caddeden yürüyorum. Otelin bir arka sokakta kalıyor, biraz merkezi yerde. Şöyle bir nehir var. Balık kaynıyor içinde. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim bakalım. Burada herkes sinyalci arkadaşlar. Herkes bir şeylerin peşinde yani. Şimdi ileride şeyler var, tuktuklar falan var. Direkt herkes sesleniyor. Gel gel abi, gel abi falan. Hele gece gitti mi mevzu daha farklı. Burada abimiz dileniyor. Alo. Yanlış yere tezgah kurmuş dayı. Biraz daha ilerisi daha hareketli. Orada kursa iş yapar. Burada giyim dalgaları var. Bunlar boş arkadaşlar. Bunları göstermeye gerek yok da. Bir de gece çekimi yapacağım. Koh San Road diye bir yer var. Masaj salonları falan filan. Her yerde. Kadın erkek çocuk, herkes sinyalci arkadaşlar burada. Şöyle gidelim ya. O tarafa dün gitmiştim. Ses nasıl geliyor bilmiyorum, ayarladım ama inşallah iyidir. Burada hep bir kaos var arkadaşlar. Sürekli bir kaos. Şurada bekliyor mesela. Tuktuklar. Anlaşıyorsun, pazarlık yapıyorsun. Yani 300 diyorsa mesela 150 diyeceksin. Şöyle ilerleyelim biraz daha. Bu sokaktan geçmemiştim. Ama aynı yere bağlanıyor sonuçta. Arka taraf Koh San Road diye bir yer, gece hareketli oluyor. Bizim İstiklal Caddesi gibi İstanbul'daki. Sürekli motor trafiği var arkadaşlar burada. Ve de şöyle cins cins bakmaları ayar oluyorum ya. Bak burada mesela sigara ve içemezsiniz diyor. Burada yasal arkadaşlar, bildiğiniz gibi. O yüzden her köşe başında var, onlar da sürekli geliyorlar. Satmaya çalışıyorlar falan gece. Marketin önüne şey kurmuş adam, tezgah kurmuş seyyar. Oradan satmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu 7-Eleven marketler var mesela her yerde. 7-24 açık. Hayat kurtarıyor yani. İçinde şeyler var mesela. 20 liraya TL olarak söylüyorum. 20 lira, 30 lira. Böyle tostlar falan var. 20 liraya tost. Burada bir yapı var. İsmini bilmiyorum ama. Gideyim mi oraya? Bu yolu hatırladım ya. Buradan geçmiştim aynen. Dün geçmiştim. Buna karşıdan karşıya geçmek de mesela arkadaşlar burada. Yani şöyle diyeyim. Bize yeşil yansa bile adamlar geçiyor. Yani kim hızlı olursa o geçiyor yani, öyle diyeyim. Burada sokak yemekleri var biraz. Asıl yeri burası değil aslında da. Burada güzel bir yapı var. Tapınak sanırım, temple. Çekelim baba. Bak turistler mesela direkt bindi. Sürekli gece gündüz var bu tuktuklar mesela arkadaşlar, her yerde var. Bu şekil, istediğiniz yere söylüyorsunuz, taksi gibi götürüyor sizi. Şekil yemek yerleri mevcut. Yani her yerden bulabilirsin. Ben de yiyeceğim birazdan bir şeyler de. Ne yesem bilemedim. Timsah bile satıyorlar arkadaşlar yani. Timsah böyle dizmişler. Hani kuzu çevirme olur ya. Timsah çevirme yapıyor adamlar. Köpçişte. İşte. 200 baht falan sanırım. Şöyle bayrakları falan koymuşlar. Abimiz de şey galiba, din görevlisi sanırım. Böyle ilerliyorum. Aslında diğer sokağa geçmem lazım da. Böyle muzlar falan satıyorlar. Meyve burada ucuz arkadaşlar genellikle. Böyle karışık bir yer.
Kahve diyor. Burada arkadaşlar kahve yazan yere hemen atlamayın. Geneli coffee shop zaten. Şöyle göstereyim. Burası da giriş yeri sanırım. Burası da Bangkok'ta bulunan Phua Suman Kalesi arkadaşlar. Ülkede kalan son iki kaleden bir tanesiymiş. Burada da kralın resmi var. Krala burada aşırı saygı duyuyorlar arkadaşlar. Saygısızlığa tahammülleri yok. Burası da bahçesi galiba. Şöyle bahçeden ilerleyelim bakalım biraz. Azıcık yeşillik görelim. Burada ne diyor? Sigara içmeyin diyor, çöp atmayın hesabı. Burada iki ablam oturmuş, piknik yapıyor galiba. Şöyle bakalım. Toplar falan koymuşlar ama temsili sanırım ya onlar. Aynen, temsili galiba. O ağaç kim bilir kaç seneliktir var ya. Bu da aynı şekil. Yani eski bir yer zaten burası. Şöyle bakayım, dayım oturmuş araya. Farklı alemlerde. Burada ne var? Tren yolu mu ne bu? Ha, burada şey varmış, nehir varmış ya. Bak, bilmeden geziyoruz arkadaşlar hiç. Araştırmıyorum bile, spontane geziyoruz. Şöyle bir yapı arkadaşlar. Değişik bir yapı. Şurada değişik kuşlar var. Ne kuşu Allah bilir. İlerleyelim bakalım. Selam verdi mi? Direkt selam veriyorlar arkadaşlar. Şuraya bakalım. Oo, bu nasıl bir ağaçmış böyle ya? Acaba ne ağacı? Kökleri falan değişik. Sihirli ağaç gibi. Şuradan nehire çıkıyor. Bakalım. Şuradan gidelim arkadaşlar. Sigara ve alkol içmeyin diyor burada. 2000 baht cezası varmış. Uyandırayım. Harbi az önce polis geçti zaten. Sıkıntı yani burası. Şöyle burada da bir temple var. İnelim şeye doğru ya, bu nehire doğru bakalım. Suyu da çok bulanık. Pis su gibi duruyor ama. Şöyle bir köprü var, bunu görmüştüm ilk geldiğimde. Şöyle arkadaşlar. Bizim İstanbul sahili kadar olmasa da. İstanbul Boğazı kadar olmasa da karşıda mekan var galiba, mekanlar. Kokonat ağacı mıdır nedir? Meyveleri üstünde. Şuradan da gidiyor galiba su. Bakayım bir. Aynen. Burayı da bölmüşler. Bu da dalgalı ama bak, buranın dalgası. Buralara vuruyor ama hep çöpler vurmuş köşeye. Yani tekne koymuşlar oraya. Ama bütün çöpler orada. Ördekli noodle siparişi verdim arkadaşlar. Ablamız yapıyor. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Ablam aldı satırı, yapıştırıyor. Aynen. ...60-70 baht falan arkadaşlar, ördeklerin adı. Şöyle... Bunlar soya.
taze. Yeni filizlenmiş soya. Aynen, en lezzetli yerlerinden koyuyor zaten. Ablam biliyor işi be. Vallahi biliyor. Suyundan da koyacak şimdi. Tamam. Yes, yes. Okay. Thank you. Şu anda Kosan Road'un arka sokaklarındayım. Şöyle bir yere geldim. Ana yol gibi. İleride de abiler, sokakta yaşayanlar var. Şimdi onları da göstereceğim. Burada eğlence hayatı var arkadaşlar ama genellikle fakir insanlar da çok mesela. Yani sokakta yaşayanlar da çok. Şimdi onları göstereceğim size. Şöyle karşıda köprünün altında yaşıyorlar yani. Şemsiyelerden çadır yapmışlar. Bütün gün içiyorlar, takılıyorlar orada yani. Boş boş. Ne yapsınlar onlar da? Ev yok, bir şey yok. Mecburen ablam orada mısır soyuyor falan. Kuşlara mısır atıyor. Dayım orada soyunmuş. Havuza atlayacak gibi. Yazık gerçekten ama hayatın gerçekleri arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bizim Türkiye'de de aynı şekilde. İstanbul'da mesela sokakta yaşayan insan çok. İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Dünyanın her yerinde var ama Kore'de yoktu arkadaşlar. Kore'de yaşadığımdan biliyorum. Orada dilenci de yok, sokakta yaşayan insan da yok. Devam ediyorum arkadaşlar. İleriden sağ yapınca Koh San Road'a geçeceğiz yine. Bakalım daha farklı bir şeyler varsa. Aslında gezecek yerler var. Bazı yerler, değişik temple'lar var. Oralara daha geçmedim. Şu an çevreyi keşfetmeye çalışıyorum. Yani otelimin çevresinde ne var ne yok. Kafama su damladı acaba neydi? Şuraya bakıyorum. Şuradan girebiliriz mesela. Mikrofon da takmadım, acaba ses nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Burada da ara sokak. Kıyafetler var, masaj salonu falan. Aynı şekil. Burada her yer masaj salonu arkadaşlar. Şöyle dar bir sokak. Turlar aynı şekilde. Buradan bilet alıp turlara gidebiliyorsunuz. Turist aşırı fazla var. Yerlilerden çok turist var diyebilirim zaten. Burası ne? Masaj. Şurada değişik kıyafetler var. Hepsi çakma zaten. Alayı çakma arkadaşlar. Şuradan cami gibi bir yere çıktık arkadaşlar. Soldan kıyafetler var. Güzelmiş tişörtler aslında. Tuk tuk çağımız geliyor. Ağır ağır. Çalışanları sürekli bir rekabet içinde. Yani millet yamyam gibi, herkes seni mekanlara çekmek istiyor birbiriyle rekabet halinde oldukları için. Yok işte iki alana bir bedava gibisinden. Masaj salonları keza, yani kadın satıcıları falan, her şey var yani arkadaşlar. Yani caddeye geçene kadar yüzlerce kişiyle zorla muhatap olmaya çalışıyorsunuz. Çevredeki bütün yoğunluk anlamsızca bu caddede toplanmış. Yani bir arka sokağa gidiyorsunuz, burayla alakası yok mesela. Bu ilk videomdu arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Daha acemiyiz arkadaşlar. Geliştireceğiz bu mevzuları da. Hepinize Tayland'dan selamlar.